geldi, ağzınız geldi. Yine bu. Ancak Ahmet, sen yapar mısın? Aziz, benim eski avukatım biliyorsun. Hani sıkıntı olur bence. Beni alıyor musun? Böyle bir kelimden şey alıyor musun? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa gibi bir şey var. Bak burayı sanki. Bunu böyle yerleştirmiştim. Çok tuhafıma gitti. Şu değil mi? Şu. Bak bir kafa gibi Ahmet. Bak kafa gibi. Bak. Bak göz, burun, ağız. Kesinlikle. Farklı Ahmet, yapıştırılmış sanki daha bunu, daha önce de. Sanki bunu vursam, bunun altından da bir şey çıkacak gibi. Aziz. Bak. Biri bakıyor. Ne oldu? Işığı tam var ya. Yani böyle bir şey yok. Ben normalde yemin etmem. Çok sakin. Aşırı. Aziz, bu sesler ne Aziz? Selamünaleyküm arkadaşlar. Paranormal Aziz Ahmet'ten herkese merhaba. Arkadaşlar, bu videomuzda bir al karısı daveti yapmak istiyoruz. Yoğun istek üzerine, sevgili dostlarımızdan gelen istekler üzerine bir al karısı daveti yapacağız. Al karısının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Oğuz Türklerinden, hatta daha öncesinden bir geçmişi olan bir hikayedir. Ve al karısı hakikaten sıkıntı veren, özellikle hamile kadınlara sıkıntı veren bir cin türüdür. Netekin diyenler de var, pirabok diyenler de var, al karısı diyenler de var. Farklı farklı yerlerde isim. Evet, Anadolu'nun farklı yerlerinde farklı farklı isimlerle çağırırlar, söylerler, hani hikayelerini anlatırlar. Al karısının davetini de biz değişik bir yöntemle, hem gizli ilimlerden hem de dayımızın bize ufak bilgi verdiği tiyoyla al karısını çağırmaya niyet ettik. İnşallah da başarılı olursak al karısına bir iğne batıracağız arkadaşlar. Batırdıktan sonra ne olacak Ahmet? Batırdıktan sonra çok güzel şeyler olacak. Çünkü güzel bir düşüncemiz var. Al karısı, şöyle bir şey var. Al karısına bir şey verdiğiniz zaman onu çoğaltabiliyor. Hep beraber gözümüzle göreceğiz. Evet. Ona bir şey vereceğiz. Hep birlikte o verdiğimiz şeyin çoğaldığını göreceğiz. Hatta babaannemin bir hikayesi var al karısıyla ilgili. Bir abok derlerdi onlar ama... Netekin diyenler de vardı. Evet. Babaannemizin bir hikayesi var. Onu da ilerleyen zamanlarda videonun içinde anlatacağız inşallah. Etkili bir hikaye. Gerçek yaşanmış, babaannemin kendi yaşadığı bir olay. Onu anlatacağız. Ve ona neyi çoğaltıracağız Ahmet? Benim aklımda bir şey vardı ama. Bakacağız. Bakalım. Bir sürpriz olsun. Bir de çok efsanevi bir yere geldik. Gerçekten efsane, evet, bir yer burası. Harbiden
sıkıntılı bir aziz. Kaybolduğumuz videoyu hatırlayanlar varsa oraya geldik. Oraya geldik, evet. Ama ilerlemeyeceğiz çünkü ilerleyince çok sıkıntılar yaşadık. Sıkıntı. Sabaha kadar yürüdük o zaman Ahmet'le. Çile çektik resmen arkadaşlar. Bayağı bir çile. Umke'yi çağıracaktık yemin ederim. Vallahi çağıracaktık. Dedik arayalım Umke gelsin. Arama kurtarma bizi buradan kurtarsınlar. Ayaklarımız diken içinde. Ondan sonra bir su akıyordu aşağıdan, kirli su. İki dağın arasında sıkıştık kaldık. Bir an dedim ki hani Kaşmeray'ı çağır da bize yardım etsin. Evet. O noktaya geldik. Sonradan Kaşmeray'ı çağırmayı bile düşündük. Bayağı bir sıkıntılar oldu. Sabaha kadar dikenlere basa basa örümcekler, ondan sonra yılanlar, akrep, yolda çok gördük. Evet. Oraya gideceğiz ama fazla ilerlemeyeceğiz. Orada alt arısını yapacağız inşallah. Şimdi şunu açık ve net olarak söyleyeyim. Gerçekten sizler gönlümüzde bir çiçek gibi açtınız kalbimizde. Kesinlikle öyle. Benle Aziz, ailemiz, hepimiz sizlerle alakalı güzel şeyler düşünüyoruz. Hem dualarımızdasınız. Kim varsa, iyi düşünen, kötü düşünen, A'dan Z'ye kim varsa hepiniz gerçekten gönlümüzdesiniz. Allah hepinizden razı olsun. Yani bizler sizlerden razıyız inşallah. Allah da sizden razı olsun inşallah. Amin. İnşallah Aziz'im. Seviyoruz hepinizi gerçekten. O zaman geçelim Ahmet, vakit kaybetmeden. Geçelim Aziz'cim. Bakalım alt arısına neyi çoğaltacağız. Ben bozuk para düşünmüşüm. Bakalım örnek olarak hani denemek amaçlı. Hı-hı. Verelim, çoğaltacak mı? Çoğaltırsa da Aziz'cim. Evet. Köpeklere mama alırız. Hayvanlara mama alalım. Aynen. Bozuk para var bende. Tamam. Gidelim. Hayırlısı. İğneyi batıralım. Canı acır mı acaba? Bir bakalım hadi. Geçelim mi? Atalarımızın söylediğine göre hani batırıyormuşsun. Hı-hı. Herhalde acımıyormuştur. Yetiyor. İnşallah hani bir sıkıntı olmaz. Evet. Hayırlısıyla. Hadi buyurun o zaman geçelim videomuza. Bismillahirrahmanirrahim. Yine geldik oraya Ahmet. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Davet yaptığımız, yapmaya geldiğimiz yer de bir o kadar sıkıntılı bir yer. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diyerek başlanan her iş hayırlı olur, güzel olur. Bismillah her hayrın anahtarıdır. Her güzelliğin, güzelliğin başlangıcıdır. Ahmet önden yürü de şöyle hem boyunu posunu görelim. Rehberimiz sensin Ahmet. Güzel güzel gidelim. Bir şey görünce abo yapma. Korkutursun beni yoksa. Abi zıplarsam havaya belki sıkıntı var. Havaya zıplarsan mı? Çok hızlı yürüyorsun be. Al karısı heyecan verici, heyecan uyandırıcı. Gerçekten ben de meraklıyım. Al karısıyla iyi bir geçmişimiz yok Ahmet'le. En sonki al karısı olayında Ahmet keçileri kaçıracaktı ha. Musallat yiyecektim nerede? Aynen. Musallat olacaklardı. Azizim korunma duan yanımızda mı? Evelallah. Korunma dualarımız yanımızda. Yalnız sesin girmiyor senin kameraya. Valla Aziz'cim korunma duaların yanında mı? Eyvallah Aziz'cim, teşekkür ederim. Şöyle bak.
bakınca gözlerim biraz fazla ya. Aynen aynen. Evet. Işık gözünü alır. Geldiğimiz yol şurası arkadaşlar. Evet. Şu arkadan indik. Şöyle uzakta da şehir var. Böyle dere tepe aşağıya doğru ineceğiz. Azizciğim, kaç kilometre var o şehir? Buradan o şehir yaklaşık bir 15 kilometre var Ahmet. Azizciğim, şaka mı yapıyorsun? Kaç kilometre söylüyor? 15 var Ahmet, rahat. Buranın sevdiğim yanı Ahmet, sakin. Çok sakin. Araba sesleri falan filan yok. Ne sesiydi Ahmet o? Bayağı bir derin, bayağı derin. Bu bir tilki yuvası mı Ahmet? Burası normalde bir mağara aziz. Aslında bu doğal bir mağara. Bak. Altını eşelemiş herhalde tilkiler. Bak. Şöyle evin baksana aziz. Ooo. Dikkat edin lan. Bak. Bayağı bir yer lan. Aynen öyle. Şöyle. Çok güzel bir tilki yuvası olur bu. Baksana almış götürüyor. Rızkını almış götürüyor, görüyor musun? Bakın rızkını almış, gerçekten de ne kadar güzel. Gece bile çalışıyor hayvanlar. Allah yardımcıları olsun inşallah. Çok severim hayvanları. Ahmet de öyle. Hayvanlar. Ben karınca besliyordum. Küçükken karınca besliyordum arkadaşlar. Evet, hatırlamam mı? Çay şekeriyle. Çay şekeri. Hayvan seven insan her şeyi sever. Herkes onu da sever. İnşallah. Işığını fazla yukarıya kaldırma Ahmet. Dizimi burkuyordum neredeyse. Sıkıntı değil Ahmet. Yani böyle bir şey yok. Ben normalde yemin etmem. Çok sakin. Aşırı. Aşırı sakin. Her şu sakinliği hissettiğim an Ahmet bir şey oluyor. Şurada bir şey mi var Ahmet sanki? Tut bir bakayım şu kayanın oraya. Kayanın arkasında sanki bir şey var ha. Şurada mı? Aynen. Bakalım. Işığını söndür istersen. Yavaş yavaş. Arkadaşlar ışık gördüğü zaman dinle kapat.
Bir şey gördüm, şuraya saklandı. Arkadaşlar şuna bir not bilgi olarak söyleyeyim. Normalde cinler kameraya gözükmezler. Bizim kameramızda özel bir lens var. Bu lens aracılığıyla cinleri görüntülüyoruz. Ve lense de bazı şeyler yapıyoruz. Bir iki işlem yapılması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle. Tılsıma benzeyen. Ama tılsım değil. Kesinlikle karıştırmayalım. Soranlar var abicim, o yüzden. Evet, soran arkadaşlarımız var. Azizim, bu enteresan bir kaya, görüyor musun? Evet. Çok değişik bir kaya. Dikkatli ol Ahmet, ben bir şey gördüm az önce. Ne gördün? Şu, dedim ya, saklandı oraya diye. Bak hadi şurada. Buralar yeri ha. Buralar yeri. Bir dakika. Bakalım ne var burada. Hep birlikte keşfedelim arkadaşlar. Bakalım ne varmış burada. Kaç. Ezdik hayvanlar. Evet. İncir ağacı bu. İncir ağacı da hep çok korktum. Bence yanlış bir bilgi. İncir ağacının kimseye hiçbir zararı olmaz. Cinlerin de incir ağacına yaklaştığını düşünmüyorum Ahmet. Ne oldu Ahmet? Ne gördün? Düşüyordum neredeyse. Burası çok değişik. Şurada kafa gibi bir şey var. Bak burayı sanki. Bunu böyle yerleştirmişsin. Çok tuhafıma gitti. Şu değil mi? Şu. Bak bir kafa gibi Ahmet. Bak kafa gibi. Bak. Bak göz, burun, ağız. Hı. Kesinlikle. Farklı Ahmet, yapıştırılmış sanki daha önce de. Sanki bunu vursak bunun altından da bir şey çıkacak gibi. Değişik, ilginç bir. Çok değişik Aziz. Kaya parçası bu. Bilenler bak. Bir baksın oraya değil mi Aziz? Evet Ahmet, bu bir. Hemen arkanda da şey baş... var. Bak. Ne var? Bir çekirge. Çekirge. Onu ben ucuyla kapatayım ya. Ne kadar güzel bir çekirge. Uçtu gitti. Bu bir kafa gibi Ahmet. Gerçekten çok ilginç. Ve ürkütücü. Bak gözler var. Gözler. Allah Allah. Benim de dikkatimi çekti. Çok değişik. Tılsım olabilir Ahmet. Burası sıkıntılı. Çarpılma ihtimali var. Çarpılma dediğim musallat durumu olabilir orada. Tılsım varsa... Bir şekilde cinler de vardır orada. Abicim buradan ineceğiz mi? İnelim. İnelim Ahmet. Dikkatli ol, yavaşça. Ya bakarsın abi. Tarantula. Yakından çıkıyor lazım. Bakın arkadaşlar, tarantula. Evet. Örümcek. Hatta onu bir şunla
fazla da oynama Ahmet çünkü. Yok. Oh, oh, oh. Rahat bırak Ahmet gitsin. Sokabilir o. O bir soktu mu arı sokmuş gibi oluyor. Bir ara Hüseyin'in sokmuştu sanki Hüseyin'in koluna. Geldik mi o pis yere? Vallahi o pis yere geldik bile. Burada okuya okuya gitmiştik. İzleyen arkadaşlarımız vardır onu. Ne oldu abi? Bu tarafta sanki biri baktı bize. Bana mı öyle geldi ama biri baktı sanki. Normaldir Ahmet. Var çünkü burada. İlk duyduğumuzda enteresan bir şeyler sandık. Meğerse bir boru varmış. Onun suyun sesi, kanalizasyon sesi. Gerek yok. Davet yapacağımız yeri seçelim. Bayağı bir terledik. Azizim. Terledik gerçekten. Evet evet. Azizim benim dilim biraz ağırlaşmaya başladı. Burada bir şeyler var. Arkadaşlar dilime vurmaya başladılar. Değişik bir enerjisi var burayın. Dikkatli ol aziz. Hafif başıma ağrı girdi Ahmet. Önüne başına ağrı mı girdi? Aynen. Şöyle karşıya bakmıyor mu? Buzları var burada. Çok enteresan bir yer ya bura. Abi şu karşıyı bir çekebiliyor musun? Şuraya. Nere? Oh bak ışık tutuyor bir. Çok karanlık değil mi? Aynen. Sıfırı karanlık bak oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen çok karanlık. Ne var Ahmet orada? Şurada var. Tut bakayım. Şu kayanın oraya tut ilerideki. Ver bakayım bu feneri. Şurada bir yerde bir düzlük var sanki değil mi? İnelim. Şuradan. Hatta kenardan gidelim. Bence de buradan. Aziz gör. Öyle.
bayağı tehlikeli. Buralar çok tehlikeli Aziz. Evet bak bir kuş uçtu. Emin misin Aziz kuş mu? Büyük bir baykuş olabilir çünkü kanatları bayağı uzundu. Gece kuşları gece uçarlar. Burası bayağı bir ıssız bir yer Ahmet. Gerçekten çok ıssız bir yer. Şu tepeye tutsana bir. Orası ne? Çok enteresan bir yer bak. Şuna ne var? Abi orada var ya. Orada bir şekil var Aziz. Ver bir. Şu mu? Silüet gibi bir şey. Şöyle bakalım. Ağaçlar var ileride. Allah Allah. Dilimiz damağımız da kurudu. Aynen suyumuzu almadık bugün. Suyumuzu unuttuk. Çok sessiz Ahmet. Bayağı sessiz. Abi çok sessiz burası. Aynen Ahmet bir sessizlik oluştu. Hayra alamet değil. Abi Aziz. Bak. Biri bakıyor Aziz. Ne oldu? Işığı tam var ya. Şurada Aziz. Hani? Gel. Dur. Gel bakalım ne var orada. Vardır Ahmet birileri var orada. Ben de deminden beri o taraftan bir çıtırtı duyuyorum Ahmet. Yavaş çıkalım. Bakalım ne var orada. Deminden beri çünkü hissediyorum orada göz ucuyla bir şeyler var. Ahmet çalıların arasında yılan akrep vardır dikkatli ol. Boyumuz yoğurtlar var. Gel Ahmet aşağıda. Bak düşüyordum. Bak şu tarafta. Bir şey kaçtı Ahmet bak oraya. Gel. Yürü. Bak. Düz bizim gittiğimiz o istikamette. Yavaş gel. Düşmeden. Fena bir yere çıktık gittik. Bak şuradan kaçtı Ahmet. Keçi gibi bir şeydi ya. Gidip oradan çıkacağız bence buraya. Orada çallanmadı. Keçiye benziyor adam. Siyah keçi gibi bir şeydi.
Belki kurttur Ahmet. Karanlık çünkü fazla göremiyoruz ya. Burası tam yeri Aziz. Tam davetlik bir yer. Davetimizi burada yapalım Ahmet. Önce de. Şöyle buraları bir kontrol edelim. İstersen o meseleyi anlatalım Aziz'im. Hangi? Bu alt karısı meselesine, babaannemizin başından geçmiş olan. Şöyle bir önce bir bakalım Ahmet. Güvenliğimizi alalım. Tılsım da yapacağız arkadaşlar. Çünkü alt karısı kıpır kıpır yerinde durmayabilir. Onu tılsımla sabitleyeceğiz. Yoksa kaçar. Evet, kaçar, sıkıntı vermeye çalışır. Ondan sonra başımız ağrımasın. Burası düz sanki Aziz. Şurada. Evet, şurası bizim için uygun bir yer. Daveti yapayım ben Ahmet, o zaman başlayayım hemen. Evet. Fazla da bu ıssız yerde vakit kaybetmeyelim. Bence de. Şöyle al istersen kamerayı Ahmet. Bismillah. Buraya da çök istersen. Yol olduysan dinle. Ben davet duasına başlayayım. Sen istersen Aziz'im bana çantayı ver. Kalsın ben de Ahmet. Kalsın mı? Sıkıntı değil. Tamam. Başlıyorum ben. Başla. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fener de ver rahmet ama. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Azizim. Bak şurada bir şeyler var sanki. Şunu istersen bak şu karşıda tut bir kamerayı Azizim. Orada bir şey var sanki. Az önceki mi acaba? Olabilir. Keçiye benziyor ama. Gel şöyle bir dolanalım istersen. Gel Aziz istersen. Duayı ediyorum da. Gel şöyle dolanalım. Şöyle bir bakalım. Çünkü etrafta sıkıntı varken davet yapmak saçma olur Ahmet. Aldın mı fenerini? Aldım. Çantadaydı. Sen de bak ben de bakayım o zaman. Evet. Önce bir etrafımızı sağlama alalım Ahmet. Ki daveti sağlam yapalım. Bir şey yok Ahmet. Bence de devam edelim Ahmet. Alayım bakalım. Gel sen. Şurada dur. Ben tılsımı da yapacağım çünkü. Şöyle dur istersen. Yine de sen böyle bak Ahmet etrafa. Tamam. Tepelere falan da bak. Yukarıdan bir şey kafamıza düşmesin. Tamam. Başlıyorum ben. Başla Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Tamamdır Ahmet. Tamam hadi. Şimdi bekleyeceğiz. Bakalım ne gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Beklediğimiz al parası gelir. İnşallah. Hadi sesler. Bir şey yok değil mi? Ya şimdilik bir şey yok. Şuraya sağ bir yere. Geldi Aziz geldi. Bak bak bak. Bismillahirrahmanirrahim. Gelmiş Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamünaleyküm. Merhaba. Çabuk beklemiyorduk seni. İsmin nedir acaba senin? Ahmet, al karısı mı? Bence tam al karısı. Buna Aziz, abo. Söylediklerimi anlıyor musun? Dilimizi anlıyor musun? Arkadaşlar şimdi gidip iğneyi batıracağım ona. Ahmet, sakinliğini koru. Ve tamam Aziz, ben buradayım. Ben bunu buraya koyayım. Bir şey olursa hemen gel Aziz. Dikkatli ol. Yavaş Aziz. Sen buradan ayrılma Ahmet. İğneyi batırıp geleceğim yanına. Yavaş Aziz. Beni anlıyor musun? Konuştuklarımdan bir şey anlıyor musun? Ahmet ses duyuyor musun? Çok deli bakıyor Aziz. Dikkatli ol, gerçekten çok tehlikeli bu. Bir şey konuşmuyor sanki. Beni anlıyor musun dedim sana. İğnemiz bu arkadaşlar. Yanına geliyorum. İğne bu. Ahmet sen burada dur. Bir şey olursa hemen gel Aziz. Dikkatli ol. İğneyi sapıyor. Zarar vermeyeceğim. Beni anlıyor musun? Söylediklerimden bir şey anlıyor musun? Korkmana gerek yok. Korkmana hiç gerek yok. Ahmet, yok. Ne oldu Aziz? Batıramadın değil mi? Yapamadım. Aziz? Dikkatli ol Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Yapamadım Ahmet. Acıdım Ahmet, iğneyi batıramadım. Bakın arkadaşlar, iğne bu. Ancak Ahmet sen yapar mısın? Aziz benim eski avukatım biliyorsun. Hani sıkıntı olur bence. Dene istersen. Ben yapamam Aziz. Yazık. Tamam Ahmetciğim.
Bize ismini söyler misin? Hadi konuş benimle. İsmini söyle bize. Müslüman mısın? Neden konuşmuyorsun? Anlamıyor musun bizi? Neden konuşmuyorsun? Peki nereden geliyorsun? Davet ettik seni. Burada mı yaşıyorsun? Peki ne kadar kalabilirsin burada? Nereye gideceksin? Gitmezsen sıkıntı mı olur? Onların kölesi misin? Ne gibi bir ceza? O zaman biraz vaktin varsa konuşalım, hemen gönderelim seni. Olur mu? Peki davete nasıl geldin? Kendin gelmedin yani. Seni gönderdiler. Bakın da duydunuz arkadaşlar. Sıkıntılı bir durum olduğunu belki hissettiler. Onu göndermişler. Seni burada Müslüman cinlerin yanında tutalım ister misin? Gitmene gerek kalmaz. Kimler yapar bunu? Ne kadar bir süren var? Tamam, seni gönderelim o zaman. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitti Ahmet. Aynen, Ahmet girdi. Gel Ahmet, şöyle bir etrafa bir bakalım. Gitti. Tılsımı şurada yapmıştık Ahmet. Oo, Aziz, bu sesler ne Aziz? Ahmet geri çekil. Kaç Aziz. Geri çekil Ahmet. Gel. Gel. Ahmet, gördün değil mi? Ahmet. Ne oldu Ahmet? Ahmet, bak tam onun boyunda. Onun boyunda. Ahmet. Yazık oldu Ahmet.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet onu maalesef ki bak tam bir silüet olan. Yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz. Aziz şunun suratına bak. İnsan gibi oldu. Kafanı yerdi Aziz. Allah Allah Allah. İyi misin Aziz? Yakınlaşır mı acaba? Fazla yaklaşma. Bismillahirrahmanirrahim. İyi misin Aziz? Ahmet iyi değil mi ya? Aziz istersen bunu bir... Bir durduralım Aziz sen. Bir kendine gel. Azizim. Bak senin hiçbir suçun yok. Senin suçun yok burada. Gidelim abi. Bismillah. Gidelim bu oraya mantıklı oldu. Aziz insan gibi ya şuna baksana. İyi rahmet iyi gidelim. Aziz istersen şunu bir durduralım Aziz, sen bir kendine gel. La ilahe illallah. Ver sen şunu bana. Yürü gidelim ufak ufak. Çok can sıkıcı oldu. Çok can sıkıcı oldu Ahmet. Çok kötü oldu bu. Hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Hesapta yoktu böyle bir şey. Ne diyorsun bu duruma? Çok üzüldük Kaşmara. Çok üzüldüm Kaşmara. Benim yüzümden, canımdan oldu. Allah razı olsun senden Kaşmara. Yani bu kafir bir cin miydi? Beni rahatlattın Kaşmara. Allah razı olsun senden. Burada cinler var mı acaba Kaşmara? Biz çıkıp gidelim o zaman. Allah sizden razı olsun Kaşmara. Herkesin selamı var sana. İnşallah selam olsun bizlerle. İnşallah Kaşmara. Seni çok seviyoruz. Biz ufak ufak gidelim o zaman. Bizden bir isteğin var mı Kaşmara? Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz.
Zorlara da çok selam söyle Kaşmara. Zorlara ve Aras'a. Kaşmara'dan Allah razı olsun. Çok üzülmüştüm. İçimi rahatlattı. Burada çok cin varmış Ahmet. Hemen ufaktan gidelim. Sağ olsun Kaşmara ta nerelerden gelmiş. Allah razı olsun. Evet. Sesler var Ahmet. Ben etrafıma bakıyorum Aziz. Sen de dikkatli ol. Kaşmara içimi rahatlattı Ahmet biraz. Yoksa çok üzülürdüm. Kendime gelemezdim yani. Aziz iğne mi yaptın? İğne bende Ahmet. İyi ki de garibana sokmadım ya. Gene üzgünüm. Yani kendi aralarında sıkıntı oldu. Kaşmara içimizi rahatlattı. Allah ondan razı olsun. Buralar demek ki kaynıyor Aziz. Evet, burası. Buralar kaynıyor. Kaşmara gibi bir dostumuz olduğu için şanslıyız Ahmet. Şu iğneyi de al Ahmet. Ben babaannemizin hikayesini anlat Ahmet istersen. Şöyle dinleyelim seni. Anlatayım mı Aziz? Anlat Ahmet. Biraz uyum bir yer değil ama. Gidelim. Aynen. Ben anlatayım istersen. Şöyle biraz daha gidelim. Aziz istersen hem anlat hem yürü. Aynen doğru söylüyorsun. Bir gün arkadaşlar babaannem şöyle al sen beni istersen. Bir dakika. Bir saniye. Fazla da yakından gelme Ahmet. Bir gün babaannem kapı eşiğinde otururken köyde kelpiç ev. Hemen göz ucuyla al karısını görüyor. Çıkarıyor böyle burasında bir pirkete var. Onu çıkarıyor. Tık saplıyor al karısına. Bu bir feryat bir figan. Al karısı feryatlar içinde bırak diyor beni. Beni bırakmazsan beni yok ederler. Yalvarıyor yakarıyor. Babaannem diyor ki yok diyor. Sen bana duymuş o da babaannem de duymuş. Onu yakaladığın zaman bir şey verdiğin zaman çoğalttığını. Bana demiş ekmek yapacaksın. Yardım edeceksin. Seni öyle bırakırım. Neyse tamam demiş getir hamuru ekmeği yapalım beraber. Küçük bir yumak hamurdan böyle bir metre boyunda yufka ekmek yapmışlar. Tabii bu hem yaparken bir yandan beni bırak yalvarırım bırak beni yalvarıyor. Ekmeği yaptıktan sonra babaannem hadi gidebilirsin diyor serbestsin. Tabii bir tas su var böyle kenarda. Babaanneme demiş ki bak bu tas kan olursa bil ki benim işimi bitirmişler diyor. İnşallah bir şey olmaz diyor babaannem git diyor sen. İğneyi çekiyor bu al karısından. Al karısı gidiyor. Kısa bir süre sonra bu olay gibi o tasın içindeki su kıpkırmızı al kanlara bürünüyor. Tabii çok üzülüyor babaannem.
Keşke diyor yapmasaydım böyle bir şey. Ama iş işten geçiyor işte. Maalesef. Ama şöyle bir şey de var. Müslüman cinler asla böyle bir şey yapmazlar. Bunlar kafir cinler arkadaşlar. Kafir cinler maalesef ki yapar böyle şeyler. Gidelim Ahmet. Ağzına sağlık Aziz'cim. Allah senden razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Ufaktan yol alalım. Başım çok kötü ağrımaya başladı. Bayağı bir stresli geçti Aziz'cim. Sevgili dostlar, videomuz buraya kadardı. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı ama Kaşmaran'ın da dediği gibi kafir cinlerde olur böyle şeyler. Maalesef ki her zaman oluyor bu. Biz şahit olduk buna. Keşke olmasaydı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.